Bana öğrettiği bazı şeyleri yapmaya başladım ve oradan ayrılmadan 4 gün önce bana aklımın gücünü öğretti. Bu gücü nasıl kullanabileceğimin doğasını anladığımda her şeyin nasıl işlediğini ve hayatımda istediğim şeyleri nasıl oluşturabileceğimi düşündüm. Bu harika araçlar binlerce yıldır var. Keşişler bunu binlerce yıldır kullanıyor. Biz onların ortaya çıktığı yer olan zihin değiliz. Farkındalığımız zihnin farklı alanlarında hareket ediyor ve zihni doğru anlarsanız anlam buluyor. Ancak bu şekilde işinize yarar ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Şu anda zihnim bu yönde şekilleniyor ve eğer bir sonraki ve daha iyi olan versiyonuma geçmek istiyorsam önce bunu kırmam gerekiyor, değil mi? Zihnimi ısıtıp tekrar şekillendirmek üzere bir kalıba dökmeliyim. Bu kırılma süreci benim için gerçekten zor ve acı verici. Fakat bunu gerçekten yapmak istemiyorum. Bir süre sonra yeniden şekillendirmem gerekiyor. Sonra rahatlarsın. Zihnin 1.2 sürümüne girdiğinde kendine konfor alanı yaratır ve sonra 1.3 sürümüne ulaşmak için bir önceki versiyonu yükseltmeniz gerekir. Yeniden kırmalısınız ve kalıba dökmelisiniz. İşte en berbat ve sorunlu olan kısım burasıdır. Fakat bu büyümenin büyük ve en önemli parçasıdır. Bir süre sonra şunu fark edeceksiniz. Kendinizin en iyi versiyonu ile yaşamaya başladığınızda her davranışınız ve her hareketleriniz de bu yeni versiyona uyum sürecine giriyorsunuz. Zihninizdeki kalıpların artık yeniden kırılması ve yeniden ayarlanması gerekiyor. Vücudunuzdaki başka bir sistem şu an hayatı bu şekilde yaşadığı için rahat. Ancak bir sonraki versiyona geçmek istiyorsan her şeyin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Sinir sisteminizin ve kaslarınızın, kısaca tüm vücudunuzun bu yeni versiyona uyum sağlaması gerekir. Yani sen bana zihnin nasıl çalıştığını öğrettin. O bana bir önceki bölümde bahsettiğimiz olumlamanın gücünü öğretti ve bu olumlamaları kullanarak nasıl zihnimde bir şeyler oluşturabileceğimi ve bir şeyleri hayatıma çekmek için zihnimi nasıl şekillendirebileceğimi öğretti. Ama bunu anlayabilecek arzuya sahip olmalısın. O beni böyle eğitti. Kullandığı yöntem biraz farklıydı. 3 şeyi yapmanız gerekiyor. Pozitif sözler sarf etme, görselleştirme ve duygu. Hissetmek ise tüm bunların ortak noktası olan en önemli bileşendir. Çünkü duygu histir ve hisler enerjidir. Enerji manyetiktir. Tesla, evrenin sırlarını arıyorsanız titreşim ve enerjinin frekansına bakın demişti. Bence Tesla doğaüstü bir insandı. Her ne kadar bilim insanı olarak anılsa da mistik bir tarzı vardı. Tesla'nın bu sözünü kendimce yorumluyor olsaydım, her şeyin enerjiden oluştuğunu ve o enerjinin belirli bir frekansta titreştiğini söylerdim. Yapmam gereken tek şey, istediğin şeyin frekansına uymak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu uyumdur. Eğer hayatına bir şeyleri çekmek istiyorsan, öncelikle onun frekansının ne olduğunu anlamalı ve sonra kendi enerjinizi bu frekansa uyacak şekilde değiştirmen gerekir. Bunu yaptığında istediğin şeyi hayatına çekersin. Tıpkı eski radyolar gibi, istasyon 4.5 MHz sinyal gönderiyorsa ve sen radyonu 4.4 MHz olarak ayarlarsan müzik net olmaz. Duyacağınız şey cızırtıdır. Aynı şekilde 4.6 MHz yine statik olmayacaktır. Fakat 4.5 MHz frekansı ayarlarsan işte o zaman mükemmel bir şekilde müziği duyabileceksin. Bu yüzden hedefin enerjini ayarlamak ve istediğin şeyin frekansına uymaktır. İstekleri gerçekleştiğinde birçok insan çekim yasası ve benzeri şeyler hakkında konuşmaya başlar. Ben bunu gerçekten iyi bir şekilde anlıyorum ve size düzgün bir şekilde açıklayabilirim. Yeni dünya insanlarının bu tarz olayları çekim yasası olarak açıklayıp işin içinden çıktığını düşünüyorum. Şunu yap ama bunu bu şekilde yap. Böylece istediğin şeyi hayatına çekeceksin ama pratik bir yol yok. Bu nedenle öncelikle bu şeylerin nasıl çalıştığının bilinmesi gerekiyor. Bu harika araçlar binlerce yıldır var. Keşişler binlerce yıldır kullanıyor. Kısa, olumlu ve net sözler. Kısa, olumlu ve net sözler, net görselleştirme ve buna karşılık gelen duyguyu hissetmek. Bu yüzden karşılık gelen duygu dediğimde eğer bir şey istiyorsan bu frekansı eşleştirmelisin. Bu nedenle Tesla'nın enerji frekansı ve titreşim açısından ne düşündüğünü hatırlayın.
Her şey enerjiden oluşur ve bu enerji bizi bir frekansta titreştirip durur. Bu yüzden seninle uyum içinde olmak istiyorsam nasıl hissettiğini ve beyninin nasıl çalıştığını anlamam gerekir. Aslında aktörlerin de yaptığı budur. Birinin Kleopatra ya da Kral Richard'a oynaması gerekiyorsa o halde bu kişiyi hissetmeleri gerekir. Hatta James Bond, onun farklı bir yürüme ve konuşma tarzı var. Pek çok insan onu oynadı ve siz bu kişileri ekranda gördüğünüzde hiçbiri bu James Bond değildi diyemezsiniz. Hepsi aynı James Bond yürüyüşüne sahiplerdi. Peki bunu nasıl yaptılar? Farkındalıklarını zihnin o alanına taşıdılar ve karakteri hissetmeye, dolayısıyla yaşamaya başladılar. James Bond nasıl oturur, nasıl konuşur, bunu içselleştirdiler. James Bond'un yaptığı küçük jestleri hatırlayın. Örneğin ceketini nasıl düzelttiğini. Bazen bu kişinin James Bond'u oynadığını unutuyorsun ve o jesti hatırlayınca bu James Bond diyorsun. Çünkü o kişinin enerjisini aklınızdaki kişinin enerjisiyle eşleştirmeye çalışıyorsunuz. İşte bu olumlamadır. Olumlama tam olarak budur. Bu iki şeyin aslında nasıl bir frekansta titreştiğinde onu kendinize çekersiniz. Enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün. Tüm enerjiyi tek bir yere koyun. Sonra o enerjinin frekansını değiştirip tekrar gönderin. Bu hiçbir şekilde üretilemeyen bir şeydir. İnsanlara her zaman enerjinin nereye harcadığının bir tezahürü olduğunu söylüyorum. İçine enerji eklediğiniz her şey yaşamınızda gerçekleşmeye başlayacaktır. Yani enerjiyi düşünmenin en iyi yolu ona suya baktığımız gibi bakmaktır. Bu yüzden bir su kabı alıp bahçeyi sularsam yabani otlar mı büyür yoksa çiçekler mi? Her ikisi de büyür değil mi? Yabani otlar ve çiçekler arasındaki farkı anlayamıyorum. Enerji içine enerji koyduğumuz her şeyin büyümesiyle aynı şekilde. Eğer negatif bir enerji verirsem o da büyüyecek. Eğer pozitif bir şeye enerji verirsem o da büyüyecektir. Enerjinin pozitif ve negatif nesneler arasında ayrım yapma yeteneği yoktur. Ben enerjimi neye verirsem o büyüyecektir. Bu nedenle hayatın enerjinin nereye harcandığının bir tezahürüdür. Yani bir şeye ne kadar çok enerji harcarsan o kadar büyütürsün. Peki enerjiyi nasıl yöneteceğiz? İlk adım enerji akışını durdurmak ve ikinci adım onu korumaktır. Üçüncü adım ise biriktirmektir. Biriktirdiğimiz enerjiyi alıp hayatımızda büyütmek istediğimiz bir şeye yatırım yapacağız. Biz zihnimiz değiliz. Biz zihnin farklı alanlarında hareket etmenin net farkındalığıyız. Benim tanımladığım şekilde konsantrasyon, ben farkındalığımı farklı bir şeye taşımak için bilinçli bir seçim yapana kadar uzun bir süre iletişimde olduğum kişi ya da şeyler üzerinde tutabilme yeteneğimdir. Bu nedenle çoğu insan farkındalığının nereye gittiğini kontrol etmek için kendileri dışındaki birine ya da bir şeye izin verirler. Yani seninle konuşurken telefonuma bir bildirim geliyor ve benim odağım dağılıyor. Daha sonra başka bir bildirim geliyor ve farkındalığım o yöne kayıyor. Sonra bir ses duyuyorum ve dikkatim o yöne gidiyor. Bu nedenle tüm bu çevresel faktörlere rağmen uzunca bir süre farkındalığımı senin üzerinde tutabilme yeteneğidir konsantrasyon. Bu nedenle çocuklarınıza konsantre olmayı öğretmenin ilk adımı onlara zihinlerinde farklılıkların ayrımlarını öğretmektir. Ve bu aklın kendisi değil, ondan ziyade zihnin içinde hareket etmenin farkındalığıdır. Bence bir kez bunu anladıklarında onlara konsantrasyonun ne olduğunu tanımlarsınız. Bu her seferinde bir şey üzerinde farkındalığı korumaktır. Size soruyorum, günde 10 saat dikkat dağıtma pratiği yapan biri 6 ay sonra hangi konuda uzmanlaşmış olur? Cevap çok basit değil mi? Dikkat dağınıklığı konusunda ustalaşırsın ve buna alışırsın. Şu bir gerçek ki 24 saatlik zaman diliminde insanların çoğu 7 ya da 8 saat uyurlar. Geriye kalan 16 saatlik zaman diliminde muhtemelen 13-14 saatimiz oyalanarak ve dikkatimiz dağınık bir şekilde geçer. Boşa geçen zamanların yerine haftanın 7 günü günde 14 saat piyano çalsan ve bu konuda alıştırmalar yapsan 6 ay sonra nasıl ustalaşacağını hayal et. Dışarıdaki insanların çoğu bunun aksine dikkat dağıtma sanatı konusunda ustalaşmışlardır. Fakat bunun farkında bile değiller. Konsantrasyon insanların tüm çabalarının ve başarılarının merkezinde yer alır.
Bu konsantrasyon iş dünyamıza bakmamıza yardımcı olur. Her şeyden önce olumlu ama güçlü ya da olumsuz ama zayıf yönleri tanımlayacak kadar uzun süre konsantre olmanıza yardımcı olur. Negatif olanı değiştirmek için pozitif çalışmalar yapmak gerekir. Olumsuz olanı değiştirmek için onu olumluya çevirebilecek sürelerde konsantre kalmak gereklidir. Herkes konsantre olursa hayatında istediğini elde edebilir. Bu dünyaya en büyük katkınız kendinizi gerçekleştirmenizdir. Kendinizi yüceltirken çevrenizdeki insanları da yüceltmelisiniz. Bundan 50 yıl sonra ölüm döşeğinde dönüp hayatınıza baktığınızda ne muhteşem bir hayat yaşadım, onu hiçbir şeye değişmem diyebilmelisiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.